Homojen geometrik cisimlerin ağırlık merkezi çubuk, tel şeklindeki cisimlerin ağırlık merkezleri orta noktalarıdır. Dörtgen şeklindeki cisimler için kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Cisimlerimizin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır diyebiliyoruz. Bir kare için yine köşegenin kesim noktası, bir dikdörtgen için yine köşegenlerinin kesim noktasıdır diyeceğiz. Dairesel cisimler için çember, daire veya küre Ağırlık merkezimiz cismin geometrik merkezidir diyebiliyorum. Üçgen bizim için özel bir geometrik şekil. Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Kenarları ikiye bölen kenar ortayların kesim noktası bize ağırlık merkezinin yerini verecek. Ve ağırlık merkezimizin yeri için tabana bir birim uzaklıktayken yukarıdaki açımıza iki birimlik bir uzaklığımızın olduğunu söyleyebiliriz. 3 boyutlu prizma şeklindeki cisimler için ağırlık merkezimiz tavan ile tabanın kesişim noktalarının orta noktasıdır diyebilirim. Yani cismin geometrik ortasıdır diyebiliriz. Bir cismin ağırlığı verilmediğinde ağırlığın tayini için eğer cismin boyu bize verilmişse ağırlık yerine boyu kullanabiliyorum. Yani çubuk veya türdeş teller için ağırlığımız için direkt neyi alabiliyormuşuz boy değerimizi alabiliyoruz. Eğer ki cismin çevresi verilmişse yani telden yapılmış bir çerçeve veya telden yapılmış bir çember varsa o zaman ağırlık yerine çevremizi kullanabiliyoruz. Eğer ki içi dolu bir levhamız varsa yani alanı verilen bir cisim için artık ağırlık yerine alan kullanılabiliyor. Bu dairesel bir levha, kare şeklinde bir levha veya üçgen şeklinde bir levha olabilir. 3 boyutlu cisimler için ise hacmi verilen cisimlerde artık ağırlık yerine hacim kullanılmak zorundadır. Müzik